Karabağ bölgesinin hem iklim şartları, askeri anlamda artıları, eksileri nelerdir ve cephedeki son durumla ilgili biraz bilgi alalım sizden. Şimdi Karabağ meselesi adından da anlaşıldığı gibi dağlık Karabağ diyoruz. Yani dağlık bir bölge. Hakikaten özellikle kuzeye doğru çıkıldıkça 3700 metre civarında yüksekliğe sahip önemli dağlar var. Örneğin Murov Dağı bunu en iyi kamuoyu biliyor. Murov Dağı 3700 metre civarında yüksekliğe sahip. Çoğu zaman karla kaplıdır ama ben en son sahile görüştüğümde henüz kar yok şu anda. Ama çok soğuk olduğunu ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde de kar yağma ihtimali var. Yani harekat tabii ki kış şartlarında kaldığı zaman daha da zorlu hale gelebilir. Şimdi Dağlık Karabağ tabii 30 yıldır Ermenistan silahlı kuvvetleri orada tahkimat yapmış. Hendekler kazmış, oradaki bu hendek irtibat hendeklerini birbirine bağlamış, mevzileri hazırlamış. Dolayısıyla 30 yıllık bir tahkimatı düşünün, birbiri gerisinde derinliğe doğru artan bir şekilde silah mevzileri, koruganlar vesaire. Tabii taarruz eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. Silahlı kuvvet şöyle bir şey var, muharebe sahasında. Taarruz eden de inisiyatif vardır. Önemlidir o. İnisiyatif sahibidir taarruz eden. Ama savunan tarafın bir avantajı vardır. Savunan daima avantajlıdır. Çünkü bulunduğu mevzilerde gizlenme ve saklanmasını, orada örtü dediğimiz, aldatma faaliyetleri dediğimiz mevzilerin kendine bahşettiği imkanları çok iyi kullanırlar. Dolayısıyla bu avantajı vardır. Yani o mevzidedir. Siz onun üzerine gidersiniz, saldırırsınız, taarruz edersiniz. Dolayısıyla bu riski var. Zaten ama iyi bir planlanmış harekat planı asgari zayiatla bunu atlatır. Savunma hattının en zayıf noktalarına taarruz eden yönelir. Güçlü tahkimat yapılmış yere saldırılmaz. Zayıf yerler bulunur, zayıf yerlerden gedikler açılır, geçitler açılır. Oradan cephe hattı yarılmaya çalışılır. Yani taarruzun genel kuralı budur. Genelde bakıyorum kamuoyunda insanlar tartışıyor. İşte tahkimatın oysa ki en zayıf yer neresiyse oradan gidilmeye çalışılır. Bu kuraldır. Şimdi burada bakıyoruz. Benim takip ettiğim kadarıyla sahada 5 noktada girme var ciddi anlamda. Girme dediğimiz girme cebi yani temas hattından itibaren derinliğe doğru bir mesafe kat edilmesi. O bir torba gibi bir girme oluşur. Daha sonra girmeden yarma dediğimiz bir gedik açılır. O yarma gediğinden de birlikler ilerlerler. Güneyde baktığımız zaman Cebrail Fuzuli bölgesi var. O bölgede iki cephede ciddi anlamda bir ilerleme var. Hatta Cebrail bölgesi özellikle yani İran sınırına yakın olan noktada daha iyi aşağı yukarı 30 kilometreye yakın bir 25, 20, 25, 30 kilometre arası bir mesafe gidildiği görülüyor. Kuzeyde de aynı şekilde Adere bölgesi, su kavuşan bölgesi var. İki hatta bunun ilerlediğini söyleyebiliriz. Bir de Murov Dağı. Şimdi Murov Dağı kuzeyde yükselti bir bölge. Kritik arazidir orası. Ama o doğudan batıya doğru ilerlemeyi müteakip. O da kuzeyden birleşecek şekilde muhtemelen bir harekat öngörüldüğünü ben anlıyorum. Orada Terter vadisi var. O vadinin kontrolüne yönelik Murov Dağı muhtemelen Murov Dağı'ndaki birlikler daha sonra güneye doğru inecekler. Önemli olan şu, bu detay taktik ama Ferit Bey şunu söyleyebiliriz. Azerbaycan ordusu dağlık bir alana kısa sürede aşağı yukarı birinci cephe hattının da ciddi anlamda girmeler yapmak suretiyle birinci savunma hattını da büyük bir kırılganlık yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi
Ermenistan... Yani Ünal Bey, bu tarz savaşlarda savunan daha avantajlıdır anlamı çıkıyor değil mi? Doğrudur dediklerinizden. Başlangıçta öyledir, evet. Evet. Ona rağmen diyorsunuz ki Azerbaycan ordusu başarılı gidiyor. Başarılı gidiyor. Şimdi Sovyet doktrini uyguluyor Ermeni ordusu. Şu eski Sovyet doktrini, şimdi Rus doktrini. Bu Rus doktrini, böyle çok kalın kitapları vardır bunun, 3 cilt. Orada bu eski Rus doktrini veya Sovyet doktrini nasıl taarruz ettiği, nasıl savunma hatlarını oluşturduğunu çok iyi anlatır. Bu bir akademide bize ders olarak da çok detaylı anlatılır. Şimdi geçenlerde sosyal medyada belki siz de dikkatinizi çekmiştir. Bir harita yayınlandı. Ermenistan ordusuna ait planların ifşa edildiği. Hatta dün akşam da bir televizyon kanalında o planın üzerinden harekat anlatıldığını da gördüm. Şimdi buna da değineyim isterseniz Ferit Bey. Buyurun. Şimdi orada duvarda bir harita var. Ermenistan harekat merkezinin yönetildiği yerde basına sızdı bu. Arkasına baktığımız zaman bütün cepheyi görüyorsunuz orada. Fakat bu şu da olabilir. Bu bir muhtemel aldatma planı da olabilir. Bilinçli ve maksatlı olarak da yayınlanıyor. Hemen dün akşam baktım bunu, yani değerlendirmeciler bu bir plan olarak anlatıyorlar filan. Dünyada böyle bir şey yok. Bütün dünya savaşlarında, Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda aldatma planları değişik kanallardan el altından yayınlanmıştır o tarihlerde. Değişik ajanların ellerine verilmiştir bilinçli olarak. Ondan sonra aldatma planına göre tertiplenenler perişan olmuşlardır. Eder olmuşlardır. Dünya tarihinde savaşın kaderi değişmiştir. Var bunlar uygulamaları. Şimdi ona hemen o plan deyip onu anlatıyorlar. Ama o bir aldatma planı da olabilir. Evet, gerçek bir planı da olabilir. Ama o ifşa olduğunda onu değiştirir, düzenler. Yeni bir tertiplenme. Hatta ben o plana baktım. O Sovyet doktrini üzerinden Sovyetler Birliği'nin eski Rus sistemi kademeli tertiplenmeleri vardır. Bizim gibi tertiple üçlü yapı değil. Onlar dörtlü sistem tertiplenir. Yani o teknik bir konu. Onların ihtiyat mantığı başkadır. Başka türlü mevzilerde çekilme yaparlar. Mevzileri başka türlü kullanırlar. Çok onların ilginç. Evet. Taktik çok farklı. Çok ilginç konular bunlar. İlginç. Askeri. Evet. 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 Yani şimdi orada haritaya bakıyor. Haritayı okumak bile, o haritayı Sovyet doktrinini incelememiş insan o haritayı okuyamaz. Hı-hı. Sovyet doktrininin taktik işaretleri NATO gibi değildir. Birlik işaretleri farklıdır. Silah işaretleri farklıdır. Mevzi işaretleri farklıdır. Bu ayrı bir eğitim sistemi ister. Ona bakarak kimse onu okuyamaz. Yani o şu demektir. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey eğitimi almamışız. Şöyle nasıl söyleyeyim. Mimari eğitim. Proje çizilmiş. Bakıyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz. Anlayamazsınız. Onun gibi bir şey bu. Niye bunu anlatıyorum ben? Ama bunu eğitimini almış gibi insanlar anlatıyor. Şaşırıyorum ben de bunlara. Hı hı. Yani biraz da sitem ediyorum. Çünkü bu bir profesyonellik gerekiyor. Bu anlamda. Oradaki şeye baktığımız zaman hatlara mesela. Kaldı ki Azerbaycan ordusu mesela şimdi konuşuyorlar, taarruz ediyor. Ne o hilal taktiği. Bizim şeyde de anlatılıyor bu. Afrin olayında, Elbap saldırısında. Profesyonel askerlerimiz de bunu arada kullanıyor. Bizim NATO sisteminde biz NATO doktrinini uyguluyoruz Ferit Bey. NATO doktrini, hilal taktiği diye bir şey yok. Böyle bir kavram bile yok bizim. Hiçbir okulda, hiçbir yerde öğrenmedik biz. Böyle bir şey anlatılmadı bize. Bu girme cepleri vardır. Girme harekatın bazı yerlerinde girme oluşur, bazı yerlerinde durağanlık olur, bazı yerlerinde tespit sistemleri olur. O sizin şekliniz kendi kendinize benzer. Yani savunma hattının yarılması, oradan yarma gediğinin açılması, oradan taarruzun geliştirilmesi, bunlar apayrı, başka bir olaylar bunlar. Yani bunları niye anlatıyorum? Şimdi burada Azerbaycan ordusu eski Sovyetler Birliği'nden aldığı bir eğitim doktrini sistemi var. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri onların eğitilmesinde bir geçiş aşaması yaşandı ama halen aşağı yukarı melez bir doktrin uyguladıklarını söyleyebilirim. Yani tam bir NATO doktrini de değil ama belki tam Sovyet doktrini de değil ama kendi sistemleri içerisinde de
kazandıkları güzel bir kültürleri var. Güzel bir doktrinleri var. Hı hı. Onu sahada uyguluyorlar ve başarılı bir şekilde de uyguluyorlar. Yani bunu ifade etmek isterim ben.